Bugün temeli atılacak olan fabrika, iktisadi hayatımızda mühim bir müessestir. Büyük Millet Meclisi'nin sanayi programının mühim fabrikalarından biridir. Takriba 2 milyonu geçen bir sermaye kullanılacak. Memleketin 13 bin metre mükabına yakın ağacı kullanılacak. Ve 15 bin metre mükabına yakın, 15 bin tane yakın kömür sarf olacak. Yapılan planlara göre fabrika bir seneye varmadan işletmeye açılmış olacaktır. Yine de diyoruz ki asıl sevincimiz fabrika iyi şeraitle en yeni seni esaslar üzerine kurulduktan sonra asıl dirayetini ve kudretini işletmesinde gösterecektir. İzmit'te kağıt fabrikasının kurulması Cumhuriyet inkılaplarına ve ileri bir irfana husus bu fabrikanın burada bir muhabbet muhitinde bulunacağını, her suretle halktan yardım ve alaka göreceğini müjdelemektedir. Bu fabrikanın böyle büyük bir fabrikanın kendisini seven ve kendisinin kıymetini anlayan ve tanıyan ileri bir muhitte yerleşmiş olması fabrika için iyi bir tabidir. Arkadaşlar, bütün bu yüksek ve ileri işlerde bizim kılavuzumuz ve daima bize doğru yolu göstericimiz büyük reisimiz, büyük reis Cumhurbaşkanı'dır. Onun yüksek adını hep beraber hürmetle yad edelim. Yaşasın! Celal Bayar, Maliye Vekili Bay Fuat Ağralı, Gümrük ve İnhisarlar Vekili Bay Ali Rana Tarhan ve diğer zavat fabrika sahasına geliyor. Sayın heyet fabrikayı geziyor. Fabrika direktörü Mehmet Ali Kağıtçı kendilerine izahat veriyor. İmali safahatını takip edelim.
Sümerbank kağıt ve karton fabrikası şimdilik 3 DC ham madde kullanıyor. Fabrika sahasında istif olunmuş odunlar, odun elyafını ayırmaya mahsus paralama makinesine sevk ediliyor. Bu makineden çıkan odun elyafı suda yüzer halde yonga eleğinden geçtikten sonra sudan ayırma makinalarına akıyor. Sudan ayırma makinaları odun elyafını sudan tezlik edip tomar halinde sarmaktadır. Sudan ayrılmış bu elyafa odun hamuru denir. Selüloz ve eski kağıtların elyafı taşlı değirmenlerde açılır. Taşlı değirmenlerin açtığı bu elyaf hava tazyiki ile en üst kattaki silolara sevk olunur. Silolar 10 tanedir. Selüloz veya eski kağıt elyafı renklerine göre ayrı ayrı silolar depo edilir. Bu silolardan arabalara alınır. Hamur hazırlama makinelerine sevk olur. Odun hamuru, hazırlanmış selüloz ve eski kağıt elyafı hamur hazırlama makinelerinde imal olunacak kağıdın ersafına göre işlenir. Hamur hazırlama makinelerinde işlenmiş kağıt hamuru kağıt veya karton makinelerine sevk olunur. Hazırlanmış kağıt hamuru bol su cereyanı ile kum kanalını ve üstüvani elekleri geçtikten sonra kağıt makinesinin nihayetsiz süzgeci üzerine dökülür. Bu uzun süzgeç üzerinde elyaf sudan ayrılırken aynı zamanda keçeleşir. Yani kağıt safihası bu süzgeç üzerinde teşekkül eder. Süzgecin dönüm noktasında kafi senabet kesmeden yaş kağıt safihası süzgeçten ayrılır ve keçe üzerinde preslere sevk olur. Presleri geçen yaş kağıt kurutma kısmına girer. Kurutma kısmı içinde su buharı cereyan eden üstüvanelerden mürekkeptir. Kutru 320 santim olan büyük üstüvane kağıdın bir tarafını parlatmaya yarar.